Yani Allah uzun ömürler versin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelmesin bekleyeceğiz. ben onu Yemen'in yolunu anlatıyorum işte. Yani, o lider partisidir. Biz de tam tersine onların liderlik karizmasıyla yaptıkları siyasetin karşısına kadrolarla çıkmalıyız. Yani liderin karşısına bir lider koymamalıyız. Ya AKP liderinin karşısına kendi CHP liderimizi koyarak bir yarışa girmemeliyiz. Ama öyle tam bu tersine. başkanlık sistemi yanlış Tam tersine arkasına kadrolarımızı koymalıyız. Ya 1991 seçimlerini hatırlamıyor musunuz genel seçimlerini? Erdal Bey Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanı gölge kabineyle çıktı. Hatırlayın o fotoğrafları, afişleri. Arkasında Onur Kumbaracıbaşı, Fikri Sağlar, Abdülkadir Ateş, Türkan Akyol, Mehmet Moltay, Çok başarılı Seyfoltay. bir yöntemdi gölge kabine. Müthişti gölge kabine. Gölge Niye? Türkiye ki, yönetme iddiası var. Aynen. Abi. Şimdi aynısını yapacağız. Bak ben şurada yetki sende, kurultay delegesine sesleniyorum. Diyorum ki yetki sende kardeşim. Hiç mazeret arama bundan sonra. Önümüzdeki süreç partimiz için ve partilerimiz için seferberlik dönemidir. Özveri dönemidir. Bunu yerine getireceğiz. Vefa ödeme dönemidir. İsmen konuşacağım artık. İyice anlaşılsın diye. Nedir bu? Ya milletvekili çıkaramadığımız, 40 yıldır çıkaramadığımız illerde partimiz bize yetki versin. Mesela örnek. Ya ben İzmir'de yaşıyorum. 12 yıldır yerleşik olarak İzmir'deyim. Ondan önce de Ankara. Ben Tunç ile gittim. Milletvekili aday oldum. Milletvekili oldum. Peki kardeşim. Tekin Bingöl sen iki dönemdir Çankaya milletvekilisin, bir dönemde Bitlis'e git, ne var? Sezgin Tanukulu sen iki dönemdir İstanbul milletvekilisin, bir dönemde Diyarbakır'a git, ne var? Erdoğan Toprak, Düzce'de seni severler aban toplantılarından dolayı. Sen de git iki dönemdir İstanbul milletvekilisin, git bir dönemde Düzce'den ol, ne var? Beni de gönderin, nereye gönderseniz gönderin, Elazığ'a gönderin, Hakkari'ye gönderin, Şırnak'a gönderin. Parti böyle büyür. Yoksa ben yerimi nasıl koruyacağım? Bir daha milletvekili nasıl olacağım? İki tane belediye başkanını nasıl belirlerim? Üç belediye meclisini nasıl yazarım? Bunları yapacaksak arkadaşlar hepimize geçmiş olsun. Partiyi kapatın gidin. Hepimize geçmiş olsun. Bak bence CHP'nin parti meclisesi, milletvekili boş konuşmuyorum. Bu işin gidişatı sonu son değil. Bu mantıkla, bu zihniyette, bu bakçısıyla siyaset üretemeyiz. Topluma umut olamayız. Kendimizi kapatmışız genel merkeze. Oradaki odaların makam odası olarak kullanıyoruz. Kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Yok böyle bir siyaset kardeşim. Yok böyle bir siyaset. Biz artık Anadolu'dan gelen, Anadolu'da partinin kahrını çeken, partinin her türlü emeğini vererek orada eziyeti çeken insanlar bu işe el koyun. Bırakın listeleri listeleri gerek burada. Yırtın atın. Yırtın. Bu parti için olması gereken kimin adam olursa olsun ona oy verin. Ben hiçbir listeden talebim yok. Hiçbir listede ben almasını istemiyorum. Beni örgütüm isterse zaten seçer. Ama bu liste oyunlarını, ayak oyunlarını bırakın artık. Ve hesap sorun ya. Hesap sorun. Partide iki tane belediye meclisi berlesen ne olur ya? Türkiye yönetmek varken bir bina yönetmenin hırsına kapılıp da neyin hedefini yapıyoruz biz? Ya biz hepimiz babayız ya. Çağımız çocuğumuz var. Yazık günah. Ülke nereye gidiyor? Nerelerden döndü bu ülke ve nereye gidiyor? Ne, ne daha neyi bekliyoruz biz bu ülkede olmasını? Daha ne olmasını bekliyoruz ya? 16 Nisan referandum sonuçlarını daha algılayamamış bir, bir kadro olarak neyin olmasını bekliyoruz? Üç tane şey kaldı. Ben size söyleyeyim. İstanbul'un başkent yapılması, halifeliğin ilanı, seçimlerin kaldırılması. Bunlar da olsun ondan sonra mı biz bunları konuşalım?